Weghorst. Weghorst mu? Evet. Enteresan. Bir dakika, bu önemli. Çok sağlam bu bilgi. Bu gecenin, gecenin iddiası. Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu. Batshuayi de kiralıktı. 10 milyon euro satın alma bedeli var. Aldı. 10 milyon euro satın alma bedeli var. 10 milyon bedele Galatasaray almaz. Ama Burnley çıkacak Premier Lig'e büyük ihtimalle. Burnley tutmak da istemiyor. Bana sorsan, bunlar ön nabız tutma hazırlıklar. Bana sorsan, ben olsam Galatasaray'ın hemen Abubakar işini bitirmek için çaba sarf ederim. Evet. Abubakar diyorsun. Girebilir devreye. Çünkü Galatasaray'da Seferovic gidecek. Sadece Gomis gidecek. İcardi kiralık. Seferovic bence biletini kesecekler. Büyük bir ihtimalle Icardi, yani kaç maç oynayacak onu tespit edemiyorsun. Gomis de belli ama Icardi'ye bel bağlanabilir mi? Zor yani. Zor. Bakar var ya, inanılmaz oynar ya. Yani Bakar var ya, bir daha ya. Ben en büyük korkumuz, en büyük tedirginlik şu. Icardi'yi izlediğim için diyorum. Çok şey, ligin marka değeri açısından çok önemli. Şu Van Danara bir daha gelirse, oyuncunun kafasını karıştırırsa yandık yani. Ama çünkü yani oynarsa büyük golcü. Fakat Galatasaray'ın malı değil. Galatasaray malı değil de en azından sezon sonuna kadar. Bu sezon sonunda büyük bir ihtimalle Galatasaray'dan ya. Yolunu ayrılır yani. Ya Abu Bakar'ı alacak kulüp ATM sakatlıklarını da göze almalı. Ha. Tabii. Bu önemli. Beşiktaş'ta yaptıklarını unutmayalım diyorsunuz. Aynen. Şu olmuş olabilir mi buradaki kavgada? İşte biz gol atıyoruz. Ronaldo geldi, 200 milyon euro verdiler bu adama. Biz de zam istiyoruz mu dediler acaba? Pas istedi, pas vermedi. Beşiktaş'taki yani işi ondan değil. Niye ki menajeri kandırdı. Doğru, çok para çok göz. Maç oynasaydı Beşiktaş'a sözleşmesi uzuyordu, öyle değil mi? Devre arasında. İkisine çok para bu yüzden devre arasında uzatılması lazımdı. Bak, evet, uzatılmadı. Sezon sonunda gitti. Gürcan abi. Para için gitti. Çünkü öyle kontrat değil. Bazen bak kontrat bazen garanti getirmez. Her yer futbolcu için geçerli. Bunların kavgasının nedeni şu. Gerçekten öyle. 200 milyon euro Ronaldo'ya ver. Ronaldo yata yata bu parayı kazanacak. Bunlar takımı ayakta tutuyor. 8 sene ayrı olacak. Dudak okudu orada, dudak okudu. Sessiz verdik. Bu arada Zeki dudak okudu, anladı. El Nasr'ın ödeyemediği paralar da var. Şimdi Ronaldo'ya yıllık 200 milyon euro veriyorlar da daha De Souza'nın parasını ödemediler Beşiktaşlı, evet, Josef'in. FIFA'lık oldular. Yani çok bir şey değil. Ronaldo'nun parasının yanında. Doğru, hani Ronaldo'yu alıyorsun, hayırlı olsun ama bizim şeyi de bir görün. Orada şundan yani ödemiyorlar galiba. Beşiktaş'a gelişinde sıkıntı olmuş. Yani Beşiktaş'a gelirken oradan izin mi almamış? Bir şey, bir haberler vardı. Parasını biliyorsun alamadığı için sözleşmesini haklı olarak feshediyor. Ama onlar da şeye başvuruyorlar. Onlar da itiraz ediyorlar, evet, bu duruma. Niye yani bence bu takıma iki tane oyuncu değil var. Bak, ben şunu söylemek istiyorum. Bunların maliyetli oyuncular. Gerçekten yani hem Talişka hem de Abubakar bugün bir takıma gelsinler, fark yaratırlar. Evet, tabii. Bak, tabii söylüyorum ki sana. Tabii. İkisi de. Aynen. Hiç benim aklımda bu. Yani, şu Weghorst işi, Weghorst haberi güzel bir haber. Ek yapayım ona. Yani, evet. Bir dahaki sene için. Bak bu sene tabii için. Tabii canım. Çünkü herhalde neden? Icardi senin değil. Seferovic zaten futbolunu bırakmış. Gomis bir sene daha. Evet. Tabii. Bu da normal. Çünkü Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu. Yani tabii, şu an Galatasaray'da kim kiralık? Icardi değil mi? Beşiktaş yönetimi Icardi ile bir dahaki sezon için temasa geçti diye bir haber. Gayet normal. Bu Gezal'da da oldu. Tabii canım, herhalde. Yani o yüzden nasıl olur falan filan. Niye nasıl olmasın? Adamlar, abi, kiralık oyuncu senin sonuçta oyuncun değil ki. Aynen. Abi, ha, adam der ki yok ya, ben Beşiktaş'ta oynayacağım bir dahaki sene. O başka. Ya da ben Almanya'ya gideceğim. Ben İngiltere'ye gideceğim. Ya da kulübüm çıktı yukarıya, beni bırakmıyor. Abi kardeşim, tabii, almaz diye bir şey yok. Bu mesela Galatasaray'da oynadı. Tutmak istediği de söyleniyor. Rodriguez Galatasaray'da oynadı. Fenerbahçe aldı. Alabilir ya. Bunda bir sakınca yok. Tolga Ciğerci Galatasaray'da oynadı. Fenerbahçe'ye gitti. Olabilir. Bunlara kim ne diyebilir? Serdar Aziz Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti. Bunlara artık kafayı takmamak lazım. Yani bu gelirmiş etmezmiş. Parayı verirsen gelip oynar. Abu Bakar için ne alacağı önemli şu anda. Tabii tabii. Kulüpten bunu parası aynen çıkartıp alabiliyorsan bonservis bedelsiz. O zaman ona vereceğim Gürcan para. Gürcan abinin dediği gibi ama. Avantaj olur. Dev bir bütçe ayırman lazım Abu Bakar'a. Talişka için de aynısı. Çok para göz ikisi de. Kesinlikle onların kimyasını Ronaldo'ya verilen 200 milyon euro para ediyorlar bozmuş. Sürelliğe bakıyorlar. Onlar da diyorlardır ki Talişka leblebi gibi gol atıyor. Abubakar da öyle. Talişka, adama dünya para verdiler. Bize kesinlikle de zam isteriz diye. Orada gidip herhalde başkana o firkik atar, orta yapar. Her şeyi yapar. Dışarıdan şut atar, gol atar. Bizim ligimizde Galatasaray'a gelsin, Galatasaray şampiyon yapar. Fenerbahçe'ye gelsin, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Abubakar mı? Talişka için diyor. Trabzon'a bile gitse fark yaratır. Her takımda ya. Talişka öyle böyle bir oyuncu değil. Abubakar da öyle. Abubakar da öyle. Beşiktaş'a geldiği her sezon şampiyonluk aynen yaşadı. Aynen. Abubakar da öyle. Boşu yok yani. Hangisini alırsan kârdır. Cezalanı içerisinde bu kadar hareketli bir santrfor yok. Sağ sol fark etmiyor, vuruyor. Çok da güçlü. Kafayla gol atıyor. Yani adam
İnanılmaz bir golcü ya Abubakar. Çalım evet. becerisi çok yüksek ceza alanı içerisinde. Hani derler ya atanınızla tutanınız iyi olacak. Tabii. Derbide aynen. atanlara tutanlara bir bakalım. Altay Mustera şöyle bir gelsin kıyaslamalar ekrana. Tabii hücumcuları da kıyaslayacağız. Orta saha defans süremiz yettiğince. İşte rakamlar bu şekilde. Altay 17 gol yemiş. Mustera 12. Altay'ın gol yemediği maç 8. Mustera'nın 6. Maç başına kurtarış Mustera'nın daha fazla. Birinin 16, birinin 15 maçı var. Bazı rakamlar yakın, bazı rakamlarda da işte birinde Altay üstün, diğerinde Mustera üstün. Kim daha ağır basıyor burada? Vallahi ben Altay Bayındır'ın Mustera'dan çok şey öğrendiğini, onun da oyunu çok çok başlattığını, geçen sene Rossi'ye attırdığı goller var uzun paslarla biliyorsun, degajlarla. Ben Altay'ı çok beğenirim. Mustera zaten tecrübesi tartışılmaz bir kaleci. İkisi de bence iki takımda kalesi güvenli. İkisi de çok kaliteli oyuncu. Yani ben bunu tartışmam. Yurcan Bilgiç. Yani bak maç başına kurtarış. Biri 2, biri 3. Gol yemedi maç sayısı yani 6 maça bir ekle 18 oluyor. Eşit oluyorlar yani. Tabii ki Mustera kariyer olarak da, tecrübe olarak da yaşadıklarıyla Altay'ın çok çok önünde bir kaleci. Her şeyden öte biz çarşamba işte Mehmet de buradaydık Özcan'la. 11 yıl ya. 11 yıl bir yabancı olarak yabancı bir ülkede bir takımın değişmezi olacaksın. Sadece iyi kaleci. Daha uzun süre oynayan var mı? Sadece iyi kaleci. Hatırladığınız. İyi kalecilik de olmaz mı? Tabii. Atiba galiba. Atiba. Kaç yıl oldu? Atiba. Yok Mustera Atiba'dan daha. Atiba'da Atiba'dan önce geldi. Atiba'da yetişiyor. Evet. O da 10 yıl falan oldu. Atiba 2012'de, 2012-2013 sezonunda geldi. Bilic'le geldi. Uçe vardı galiba. Sene 10 Uçe, yıl ama fena, Uçe bu kadar oynamadı ya. Oynamadım. Ha, Uçe daha fazla oynadı ama yabancı işte İstanbul Spor'da da oynadı. Yerli olarak. Yani. Adana'da da oynadı. Yabancı olarak. Yabancı olarak. Yerli herhalde Volkan Demirel galiba. Yabancı olarak. Yok yabancı olarak. Türkiye'de bir takımda 11 yıldan fazla oynayan var mı? Ama Uçe Türkiye'de. Tabii Türkiye'de diyorum. Bu tek takımda. Tek takımda yani, yok başka yok. Mustera geldi 11 yıldır burada. Takımın kaptanı oldu, değişmez oldu. Bu da sadece oyunculuk yetmez yani. İyi bir karakter de gerektirir. 3 tane de ağır yani sakatlık yaşadı. Doğru. Ayağı İki kırıldı. Tane, bir de baş parmağı kırıldı. Gekas kırmıştı. 27. kez Fenerbahçe maçına çıkıyor. Yani bu... Ya ben zaten evet, bu şunu söyleyeyim bu kıyaslamada burada kıyaslama yapmamak lazım aslında. Bence de. Ya burada istatistik çünkü Fenerbahçe üçlü savunma oynayınca Altay'la rakipler karşı karşıya kalıyor. Kurtarış kalitesi daha zor. Ama, ama yani tecrübeye bakarsan ligin en iyi kalecisi tabii. yıllardır Mustera. Büyük maçlarda büyük kalecilerle, büyük golcülerle oynayacaksın. Yani Mustera'yla ben asla yani bizim Uğurcan'ı da kıyaslayamam. Hiçbir kaleciye kıyaslamam. 5 şampiyonluk var değil farklı mi? Farklı bir kaleci. 5 şampiyonluk var. Artık standart A+ kaleci Mustera, öyle söyleyeyim. Mustera Bülent Korkmaz'ın aynen. kaleci versiyonu.